Hazreti Yusuf, Mısır'ın hazinelerinden sorumlu olmuştu. Bu dönemde çok önemli bir olay meydana geldi. Onu kuyuya atan kardeşleri ticaret yapmak amacıyla Mısır'a geldiler. Huzuruna çıkacakları kişi ise Hazreti Yusuf'tu. Kardeşleri onu tanımamışlardı. Ancak Hazreti Yusuf onları hemen tanıdı. Onlara son derece konuksever davrandı. Maddi imkanlar sundu. Bu planı uygularken aslında bambaşka bir amacın peşindeydi. Hazreti Yusuf küçük kardeşine ulaşmayı istiyordu. Yusuf'un kardeşleri gelip yanına girdiler. Onu tanımadıkları halde kendisi onları hemen tanıdı. Onların erzak yüklerini hazırlayınca dedi ki, ''Bana babanızdan olan kardeşinizi getirin. Görmüyor musunuz? Ben ölçüyü tam tutarım ve ben konukseverlerin en hayırlısıyım. Eğer onu bana getirmeyecek olursanız artık benim katımda sizin için bir ölçek erzak yoktur ve bana da yaklaşmayın.'' Yusuf peygamberin kardeşleri, kendilerine sunulan maddi olanakları ellerinden kaçırmak istemiyorlardı. Bunun için hemen Mısır'dan ayrılarak babalarının yanına döndüler ve küçük kardeşlerini istediler. Ancak Hazreti Yakup onlara asla güvenmiyordu. Dedi ki, ''Daha önce kardeşi konusunda size güvendiğimden başka bir şekilde onun hakkında size güvenir miyim? Allah en hayırlı koruyucudur ve O esirgeyenlerin esirgeyicisidir.'' Hazreti Yakup kesin bir söz aldıktan sonra küçük oğlunun onlarla gitmesine izin verdi ve onlara tedbirli davranmalarını hatırlattı. İnsanların birçoğu fark etmez ama yaşamın her anında Allah'ın belirlediği kusursuz bir plan işlemektedir. Hazreti Yusuf'un hayatı da bu planın açık bir kanıtıdır. O, öz kardeşleri tarafından kuyuya atılmış, çirkin bir iftiraya uğramış, suçsuz yere atıldığı zindanda unutulmuştur. Ancak Hazreti Yusuf her zaman ümit var olmuş, sabrını ve kararlılığını sürdürmüştür. Hazreti Yusuf, en zor anlarında da bir hayır olduğunu görmüş ve yaşadığı her durumda Allah'a şükretmiş ve tüm bu zorlukların arkasından da çok büyük nimetlere kavuşmuştur. Hazreti Yusuf kıssasında insanlara gösterilen çok önemli bir gerçek vardır. Allah bu gerçeği Kur'an'da şöyle bildirir. Demek ki gerçekten zorlukla beraber kolaylık vardır. Gerçekten güçlükle beraber kolaylık vardır.